Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hatırlarsınız birkaç hafta önce bir vlog çekip soru cevap videosu yapacağımdan bahsetmiştim. Bayağı bir soru geldi, gerek yorumlar gerek maillerle. Şimdi tek tek bunları hep birlikte cevaplayalım. Fakat cevaplamaya geçmeden önce şundan bir bahsedeyim arkadaşlar. Hatırlarsınız şurada önerilerde gelen bir video var. Daha önce Banggood'un bana gönderdiği bir bisiklet şarj dinamo karışımı bir alet vardı. Bisiklette telefon nasıl şarj edilir diye bir video çekmiştim. Bu aleti test edip size sonuçlarını anlatacağımdan bahsetmiştim. Alet düzgün mü, iyi mi? Alet ilk başta gerçekten çok heveslendirmişti beni. Ama hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Aleti ben bu aralar çok uzun tur yapmadığım için sürekli turda olan bir arkadaşıma gönderdim. O bizim için test etti. Fakat sonuçlar çok tatmin edici değil. Alet çalışıyor. Hiçbir problemi yok. Evet, telefonunuzu şarj ediyor. Fakat 100 kilometre testlerinde geçemedi. 100 kilometrede 1000 miliamperlik bir pili, ki telefonlarda genelde 2000 miliamper pil kullanıyorlar veya 1500 miliamper pil kullanıyorlar. 1000 miliamperlik bir pili %40 oranında şarj etmiş. Bu ne demek oluyor? Uzun turlarda özellikle günlük 100 kilometre yaptığımızı varsayarsak bu şu demek oluyor. Telefonunuz %30'lara kadar şarj edecek demek oluyor. Ki bu da bizim için yeterli değil. Önümüzdeki ilerleyen zamanlarda şu bir de güneş enerjisi olayı var. Güneş enerjisiyle telefon şarj eden arkadaşlarım var. Çok da memnunlar. Bir de bununla ilgili bir alet alıp bir videoda bununla ilgili yapmayı düşünüyorum. Bunu da yine hep beraber paylaşacağız. Şimdi isterseniz yavaş yavaş şu yorumlarda gelen sorulardan başlayalım. Bakalım bana neler sormuşsunuz. İlk soru Seyit Kaan Türk Yılmaz sormuş. Abi Bostanlı bisiklet yolundan neden gitmiyorsun? Kaza olsa suçlu sayılıyorsun. Critical Mass'e katılıyorum ben de. Bu gebe selamlar. Çok haklısın Seyit. Aslında gitmem gereken yol orada bisiklet yoluydu. Fakat bisiklet yolunda özellikle Bostanlı'da o kadar çok yaya oluyor ki artık yani yoldan çekilin bisiklet yolu demekten ben de usandığım için o yüzden trafikten gitmeyi, özellikle yol bisikletiyle trafikten gitmeyi tercih ettim. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bisiklet yolu varsa bisiklet yolu kullanın. Evet doğru, benim yaptığım orada hataydı. Ama maalesef bisiklet yollarımız hala henüz yeterli değil. Tolga Aydın sormuş. Merhaba, Çanakkale turundaki Atatürk imzalı formayı nereden bulup satın alabilirim? O formayı Tolga'cığım satın alamazsın. Çünkü o forma o zaman Çanakkale turunda paralı olan arkadaşlara özel olarak üretilmiş. Sonra Tekstil'in ürettiği özel bir formaydı. Bunun haricinde etrafta birinin elinde olan varsa veya Çanakkale bisiklet platformuyla iletişime geçersen bilmiyorum ellerinde var mı? Belki bulma şansın olabilir. Berkan Korkmaz sormuş. İzmir Özgür Pedallardan bahsetmiştim kendi grubumdan. Abi sizin gruba katılmama gerek var mı? Yoksa direkt yanınıza mı geleyim? Gördüğün zaman gelebilirsin. Gruba katılmana falan böyle bir zorunluluğumuz yok. Grup dışından insanlarla konuşmuyorum diye bir olay yok. Yolda denk gelirsek eğer İzmir içinde mutlaka durdur tanışalım. Recep Akkaya bir eleştiri yöneltmiş. Bütün kırmızı ışıklarda geçtiğimden bahsediyor. Evet doğru, tüm kırmızı ışıklarda o vlogda özellikle kırmızı ışıklarda durmadım. Ya o da bir hata. Aslında durmak gerekiyor ama yol boşsa geçiyorum, durmuyorum. Ama size tavsiye etmiyorum. Benim yaptığımı yapmayın. Ben pür dikkat gidiyorum. Ama ne olursa olsun hata, bunu savunulacak bir tarafı yok. Çok haklısın. Bu bahsettiğim bisiklette telefon şarj eden aleti, yani o dinamo ile powerbank arası aletin ismini soran bir arkadaş var. Bunu buradan dipnot söyleyeyim. Ürünün ismi değil. Orada zaten o videonun altında açıklamalarda ben linkini ekledim. Merak ettiğiniz şeyleri genelde videolarda linklerin altına ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bana sormanıza gerek yok. Video açıklamalarında yeterli bilgiyi bulabiliyorsunuz. İzmir Bisiklet Tur diye bir arkadaş bana uzun zamandan beri sürekli yorumlar yapıyor. İzmir'de olduğunu biliyorum. Denk gelirsek yolda mutlaka çevir. Tanışmak isterim ben de. Videolar yayınlıyorsun anladığım kadarıyla. Sürekli bisiklete biniyorsun. Bisiklete binmeye devam et. Özellikle ortak etkinlikler oluyor. İşte Critical Mass'ler gibi etkinliklere katılırsan orada beni görebilirsin. Her ayın son cuması yapılan Critical Mass'lere kesinlikle ve kesinlikle olağanüstü bir durum olmadığı sürece katılıyorum. Gelirsen orada tanışma şansımız olur. Sercan Trabzon. Bu sarı civcivden ben de alacağım.
iş yerine daha hızlı gidebilmek için ama Bolu'da bu markanın servisi yok. Sorun olur mu acaba ve boyum 1.67, kadro boyu 49 santim bana uygun mudur? Bizim Bolu'da yokuşlar da fazla. Şimdi o sarı civcivde normalde standart olarak 50-34, 11-32 diş oranlarına sahip, yokuşlarda çok zorlanmazsın ama tabii bir MTB veya hibrit bisiklet kadar da rahat olmasını bekleme. Sonuçta onlarda daha düşük ayna kol oranları var. Özellikle ön ayna koldaki diş oranları daha düşük ama zorlanacağını düşünmüyorum. Servis olarak Fuji'nin zaten çok fazla bayisi yok. Yani her yerde servisi yok. Çok da servislik durum çıkartan bir marka değil zaten. Yani ufak tefek şeyleri eğer alırsan hani ben de yardımcı olabilirim. Sıkıştığın yerde bana sorarsın. Ben de yardım edebilirim. Ama yapamadığın yerlerde herhangi bir bisikletçiye götürsen onlar da problemini çözecektir ama çok bir problem olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Mehmet Pehlivan. İyi arkadaşımdır kendisi, sağ olsun, emeğine sağlık kardeşim. Bir bisikletçi olarak kondisyonun gözümden kaçmadı. Her ne kadar yol düz olsa da belli bir mesafeden sonra sürekli konuşmak nefes alıp verişlerde bir düzensizliğe yol açıyor ki bu sende güzel olmadı. Kondisyon güzel kardeşim yazmış. Kondisyonum bu aralar biraz daha sık bindiğim için biraz daha iyi ama yani çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ama kendimi kurtaracak kadar bir kondisyonum var. Yalnız bisiklet nankör biliyorsunuz. Yani bir ay binmediğiniz zaman bir sonraki binişinizde sizi nefes nefese bırakabiliyor. O yüzden sık bisiklet binmeye çalışıyorum bu aralar. Mehmet Oğuz Dildök. Kırmızı ışıkta geçmeli miyiz? Az önce açıkladım, kesinlikle geçmemeliyiz. Olması gereken kurallara biz nasıl en ufak bir şeyde bisikletle taşıttır, yolda hakkımız var diyorsak bir taşıt olarak uymak durumundayız. Ama benim yaptığım orada hataydı. Yolu boş gördüğümü geçiyorum. Ama kimseye tavsiye etmem. Kesinlikle ve kesinlikle beklenmesi gerekiyor. Tayfun Zeki Şahin. Merhaba. Bisiklet üzerindeyken rüzgar ve benzeri dış seslerden en az etkilenen rahat telefon görüşmesi yapabilmenizi sağlayacak bir Bluetooth kablolu ürün önerisi. Valla rüzgardan etkilenmeyen çok yok. Çünkü genelde onların içlerinde ufak bir sünger olsa da rüzgardan etkileniyor. Hatta ben video çekerken bile rüzgardan etkilenebiliyor mikrofon. Onun için şurada gördüğünüz gibi bir şey takmanız gerekiyor. Rüzgardan etkilenecektir. Rüzgardan etkilenmemesi için yani durup konuşmanız, zaten telefonla bisiklet üstünde konuşmanız çok tavsiye edebileceğim bir şey değil. Samet Gökçül. Birinci sorusu, turlarda performans sürüşlerinizde farklı dış lastik mi kullanıyorsunuz? İkinci, zırhlı dış lastik mi, formüle jel mi kullanıyorsunuz? Formüle X jel mi kullanıyorsunuz turlarda? 3. İç lastik kaliteli mi almalı yoksa Bitmin ikisi 10 lira lastikler yeter mi? Bayağı sordum, cevaplarınızı bekliyorum. Ahiret sorusu gibi sormuşsunuz Samet ama olsun, canı sağ olsun. Turlarda performans sürüşlerinizde farklı dış lastik mi kullanıyorsunuz? Hayır. Üzerinde Rubena'nın, Fuji Touring bisikletinde Rubena'nın patlak korumalı, hatta 5 ya da 6 seviyeydi, maksimum korumadaydı. Onu kullanıyorum. Bugüne kadar bir kere bile lastiğim patlamadı. Yol bisikletinde ise o sarı civcivde üzerinde gelen standart Helios'un lastikleri var. Onlarda da özel bir şey kullanmadım. Formula X, yani Formula X evet ciddi ciddi işe yarıyor ama ben biraz ağırlık yaptığı için çok kullanmıyorum. Daha çok zırhlı lastik öneriyorum. Zırhlı lastik kullanabilirsiniz. Ama çok böyle dikenli yerlerde geziyorsanız mutlaka zırhlı lastik kullansanız da Formula X ile takviye edin. İç lastik konusunda ya ben çok kaliteli bir iç lastik kullanmıyorum. Hatta nerede denk gelirse hani ucuz bulduğumda alıyorum, aldım. Daha henüz değiştirmedim ama fark etmiyor yani. Çivalve de olabilir, 10 liralık Bitwin de olabilir veya 5 liralık Çin malı da olabilir. İç lastiği ben çok fazla önemsemiyorum açıkçası. Meriç Düzoğlu sormuş. Abi ben zincir pimini yanlışlıkla çıkardım ve geri takamıyorum. Ne yapmalıyım? Onu takmak çok zor. Onun yerine özel pimler satılır. Tek kullanımlıktır bunlar. Zaten zincirleri değiştirirken de benim videolarımda görürsünüz onlardan. Kenarından kırarsınız. Bir bisikletçiye gidip bunu söyleyin. O pimlerden size zaten elinde varsa verecektir veya cüzi bir fiyata alabilirsin. Furkan Butuhan sormuş. Salcona Stefan 60 hidrolik diskli bisiklet hem toprakta gidebilme hem de yolda hızlı gidebilir mi? Yardımcı olabilir misin? Stefan 60 dediğim bisiklet zaten hibrit bir bisiklet. Toprakta gitmek istiyorsan çok ince lastik takma ama zırhlı bir lastik tak. Zaten normal şey o bisikletin hızlı gider ama deli gibi de böyle yol bisikleti gibi de bir performans bekleme. Yani şunu söyleyeyim, dağ bisikletiyle yol bisikleti arasında ortalama bir hız yaparsın. Tabi burada bacak kasların da çok önemli. MTB ile yol bisikletini geçen adam tanıyorum. Barış Gülbahçe. Sayenizde ben de bir Fuji Touring sahibi oldum. Tek sorun gidona alışamadım ve kelebek gidona geçmek istiyorum. Gidon, fren kolları ve değiştirici olarak tercih ettiğiniz ürünlerin isimlerini burada paylaşırsanız
Hatta linklerini verirseniz çok mutlu olurum. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim demiş. Yani Dropbar var Fujitsu linklerin üzerinde biliyorsunuz kendinden. Ben Dropbar'a ben de çok alışamadım. Neden alışamadım? Dropbar eğilmesini çok sevmiyorum. Çok geniş değil. Araya zaten gidon çantası koyduğumda o alan kapanmış oluyor ama daha önceki bisikletimde kelebek gidon vardı. Yayla gibiydi böyle. Mercedes, eski Mercedes otobüslerin direksiyonu gibiydi gidonu. Gayet de memnundum. Kelebek gidona da çevirdim zaten. Bilmiyorum, videolarda belki fark etmişsindir. Kelebek gidona çevirdim. 3x9'lu bir sistem kullanman gerekiyor. 3x9'lu da Deore'de kullanabilirsin. Ama ben Alivio'yu tercih ettim. Fiyat olarak biraz daha ucuzdu ve Alivio'lardan ben bugüne kadar Shimano'nun DAW serisinde gördüğüm gerçekten kullanımı rahat ve fiyat performans oranı yüksek setlerdir. Alivio'nun 3x9 vites ve fren değiştiricileri, onlar genelde 1 olur zaten. Bunu alıp kullanabilirsin. Kaç paraydı? Yanlış hatırlamıyorsam 150 lira ya da 250 lira gibi bir fiyata almıştım ki o zaman bakmıştım acaba Dropbar'da kalsam da Sora'nın 3x9 ST 3030 serisini mi kullansam diye. Ama böyle bir yola gitmiştim. Sen de Alivio'lara bakabilirsin. Rainman's Channel sormuş. eBay açık mı, alabiliyor muyuz? AliExpress'ten benim bir arkadaşım bir şeyler almış. Ne ürün gelmiş, ne para. En iyisi Amazon'da parayı da geri veriyor. eBay geçen sene 6 Haziran'dan beri kapalı. Ben de alamıyorum. Aslında o yurt dışı alışveriş videosunu bu aralar güncelleyip yenisini çekmem gerekiyor da üşengeçliğimden daha oralara konu gelmedi. Onu yapacağım. AliExpress'ten gelir. Gelmeme gibi bir durum yok ama çok geç gelebilir. Yani şimdi eBay'den aldığınızda maksimum bir ayda geliyorsa AliExpress'ten bazen 3 aya kadar uzayabiliyor ama eninde sonunda geliyor. Şayet PTT'de kaybolmadıysa, genelde kaybolmuyor. Parayı geri alır. Open Dispute diye bir bölüm var. Oradan şey açarsa parasını geri alabilir. Ama bunların arasında en sağlamı tabii ki Amazon. Amazon'da yani her satıcı Türkiye'ye göndermiyor. Amazon.de Almanya'nın Amazon'a gönderiyor ama orada da bizim Türkler yine üçkağıtçılık yaptığı için onlar da yavaş yavaş birçok ürünün Türkiye'ye gönderimini durdurdular diye biliyorum. Aficionado. Ulan ne garip isimler koyuyorsunuz arkadaşlar. Kilit nokta teli bağlarken ki sıkılık sanırım, ben bayağı sert bağladım ancak üst vitesi attı. Gergin olmadan bağlayınca atmıyorum. Kilit nokta orada teli bağlamak, evet telin sıkılığı ama tele böyle deli gibi abanırsan üst vitesi atar. Çok gevşek bırakırsan da atmaz. Yani videoda anlatmıştım, hafif sıkı olacak. Elinle çekeceksin ama güçle zorlamayacaksın. Hafifçe çekeceksin, gevşek kalmayacak ama çok da sıkı olmayacak. Yani bunu aslında birebir göstermem lazım ama tabii öyle bir şansım olmadığı için umarım yardımcı olabilmişimdir. Hack Nation, videodaki o hız göstergesini falan nasıl yapıyorsun? Videodaki o hız göstergesini nasıl yaptım? Bu Sony X3000'in kendi özelliği, içinde programı aldığınızda, Sony'nin kendi programı var, oraya attığınızda otomatik olarak çıkıyor kameranın içine GPS gömülü. Ama bunu ekstradan şöyle de yapıyorlar, Strava kaydını, GPX dosyasını indiriyorlar. Garmin'in bir programı vardı, orada videonun içine çakıyorlar. Bu biraz karmaşık bir işlem ama internette araştırarak bunu bulabilirsin. Yani yapan arkadaşlarım var çünkü. Ebu Bekir Ciner. Abi kaset göbek yerine vidalı göbek takılır mı? Takılmaz. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Birini geçirerek takıyorsun, birini vidalayarak takıyorsun. O yüzden öyle bir şansınız maalesef yok. Onur Alp İnan. Fırat merhaba. Kendi pimini neden kullanmayıp yeni pim takıyorsun? Mühendislik gereği mi, tecrübe mi? Ya şöyle, aslında eski pimler bu işin teorisinde kullanılmaz. Çünkü daha çabuk atmaya falan sebep olabiliyor ama kullanıyoruz, hiçbir problem de çıkarmıyor. Benim elimde vardı o pimlerden. Uğraşmak istemedim. Kenarına kadar sökeyim de işte bir ikinci tık baklanın oradan ayrılmasın falan diye elimde olduğu için kullandım. O pimlerden de kullanabilirsiniz. Aslında sağlıklı olanı budur. Ama üzerindeki kendi pimi de kullanabilirsiniz. Emre Bey HD. Abi sorun var. Güvenlik ekipmanlarım var. Kaskım, yama falan filan her şeyim var. Ve 1000 lirada bisiklet param var. Ne alabilirim? İşte beklediğim soru buydu. Bütün soruların arasında en sevdiğim soru buydu. Yanıtlamayacağım çünkü bisiklet tavsiyesi vermem, şu bisikleti al demem diğer markalara haksızlık oluyor. Şunu söyleyebilirim, aslında hiç cevap vermiyorum bu sorulara ama kırmayayım. Donanımı alabileceğin en yükseğini al, kadrosu iyi bir marka olsun. Yani bilinen bir bisiklet markası olsun, abuk subuk bir marka olmasın. Kadrosu en önemli şey ve kesinlikle bisikleti deneyerek al.
Her şeyden önce bisikleti gördüğünde içine sinmesi önemli. Donanımı sonra da değiştirirsin. İlk etapta buna dikkat et. Kadro boyuna dikkat et. Söyleyebileceklerim şimdilik bunlar Emre. Cam piyale. Beyler 200 mililitre Vidi 40 2 vidiklete yeter mi? 2 vidiklet ne? 2 bisiklete yeter mi? Vidi 40 bisiklete sıkılmaz. Zincire sıkılmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Zinciri gaz yağıyla temizleyin. Hiçbir problem olmaz. Mazotla temizleyin yine olur. Benzinle temizleyin yine olur. Vidi 40 ile temizleyebilirsiniz ama Vidi 40 biraz daha aşındırıcı ve su iticidir. Zincir yağı olarak kesinlikle kullanılmaz. Zaten durmaz üstüne. Yağlayıcı, kısa vade yağlayıcı özelliği vardır. Bunu defalarca söyledim ama hala kullanmaya inatla devam ediliyor. Bisikletteki en büyük tartışmalardan biridir bu. Vidi 40 kullanılsın mı kullanılmasın mı? Vidi 40 Water Displacement'tır. Su itici özelliği. Hafifte bir aşındırıcı özelliği vardır. Yağlayıcı olarak kısa vadede atıyorum sıkışmış şeylerin açılmasına faydası vardır. Ama uzun süreli özellikle zincir gibi yerlerde kesinlikle yağlayıcı değildir. Buna dikkat edin. Nebi Bustaş. Abi hemen şimdi cevaplarsan sevinirim abi. Benim disk frenimin balatalarını değiştirdim ve fren sertleşti. Ne yapmam lazım? Normali o zaten. Yani bitik bir balatayı değiştirdiğinde fren sertleşir. Zaten hidrolik frenlerde yumuşaması zaten tehlikedir. O yüzden hiçbir şey yapmana gerek yok. Güle güle kullan yeni balatalarını. Alp Ortakışlalı. Yeni bir başlangıç bisikletim var. Bana parça önerir misiniz? İskelet fren vites. Yani yeni bisikletin varsa zaten üzerine bir parça takmana gerek yok. Eğer donanımını yükseltmek istiyorsan donanımı yükseltmek çok pahalıya geliyor. Yani benim şimdi videoda görüyorsunuz işte Tiagra'yı yükseltiyorum falan ama ben bunlar bana ucuza bir yerden denk geldiği için, aldığım için yükseltiyorum. Normalde ben de yükseltmezdim. Onun yerine bence şunu yapabilirsin. Donanımı yükseltmek yerine o bisikleti haşat edinceye kadar kullan. Haşat edince derken yani bisikletin de suyunu çıkarma. Yani kullanabildiğin kadar kullan. İleride başka bisiklet alırsın. Bence o şekilde yapmak senin için çok daha ucuza gelir. Ekrem Er. Abi Shimano bisikletler nasıl sizce? Eski model yarış bisikleti buldum. 300'e veriyor. Sizce uygun mu? Şimdi Shimano bisikletler diye bir olay yok. Shimano'nun öyle bir bisikleti yok. Yani Shimano bir sistemdir arkadaşlar. Shimano bir markadır. Vites aktarım organları üretir. Bunun yanında da bilmeyenler için olta da üretir Shimano. Olta ciddi iyi olta motorları vardır. 300'e veriyorsa eski bisiklet yani... Bilmiyorum sana kalmış bir şey bisiklet sağlam mı temiz mi görmek lazım. 300'e vermesi önemli değil. Yani 100 liraya da verir ama çöp alırsın bir işe yaramaz. Yani sadece üzerinde Shimano var diye alma. Özellikle eski bisikletlerde mesela Sunrace var. Atıyorum ne bileyim başka markalarım var. Bu tip şeylere de dikkat et. Simplex'im var mesela eski bisikletlerde. Genelde Fransız, Avrupalı genelde bu tip aktarıcılar olur. Shimano iyi, iyisi de var, kötüsü de var. Yani bu bir kriter değil. Bullseye. Abi vites ayarı yaparken ön aktarıcı kaçta olmalı? Teşekkürler. Şimdi arka vites ayarını yaparken, arka aktarıcının ayarını yaparken ben şu yöntemi izliyorum. Doğru vites kullanımına göre en alt dişli arka rublede 1-2-3, orta ayna kol dişlisi 3-4-5 gibi bu şekilde yapıyorum. Ama tam net şey yapsın, çok hassas ayar yapmak istiyorsanız önü ortaya, ayna koldaki orta yaprağı da alıp da yapabilirsiniz. Ama ilk bahsettiğim yöntemi daha çok tavsiye ediyorum. Doğrusu bu çünkü. O yüzden belli bir yerde durmasına gerek yok. Hasan Hüseyin Dinç, maşa boşluğu nasıl alınır videosunun altına sormuş bu soruyu. Abi bisikletim hidrolik disk ön freni sıkıp az gerkindiğim zaman maşa aşırı derecede ileri geri oynuyor. Ne yapabilirim? Şimdi şundan bir bahsedeyim önce. Konu açılmışken maşa boşluğu nasıl alınır diye bir video başlığı attım. Çünkü halk arasında bu şekilde bilinir. Bunu furş dediğin zaman Türkiye'de bisiklet kullanan adamların %40'ı %50'si ne olduğunu bile anlamazlar. Maşa boşluğu diyebilirler. Bunu buradan bir dipnot olarak söylüyorum. Bir arkadaş bana demiş ya bilmiyor musun falan. Bunun bilip bilmemekle alakası yok. Tam tersine insanlara yardımcı olmakla alakası yok. İşin özüne baktığımızda furş yatağıdır zaten onun gerçek ismi. Maşa boşluğundan burada bahsetmişsin. Şimdi burada iki tane olay var. Maşa boşluğunda kerkinmişsin yani. Furştan mı oynuyor? Yoksa önde amortisörün var da amortisörün mü oynuyor? Yani ikisi birbirinden farklı şeyler. Eğer furştan oynuyorsa o videodaki gibi boşluğu alabilirsin. Söküp nasıl olduğunu şurada öneriler de geldi. Orada göstermiştim. Ama maşadaysa problem maşayı bir bisikletçiye götürüp mutlaka servise sokulup içindeki boşluğun alınması gerekir. Bu evde tek başına yapabileceğin bir şey değil diye düşünüyorum. Big Boss bisiklet forması videosunun altına sormuş. Ben şişman bir insanım. Tabii büklümlerim forma giysem abartı durur mu?
Durmaz, kendini alıştırırsan durmaz. Çok kilolu olan arkadaşlarım var, daracık bisiklet forması, hatta tayt kullanıyorlar. Bu tamamen senin kendine kalmış bir şey. Veya MTB'ciler, downhillciler gibi uzun bir forma da kullanabilirsin. Tamamen senin isteğine kalmış bir olay. Turan Abdulmenefov, Azerbaycanlı kardeşim. Maşa borçlu, nasıl alınırın altına yine yazmış. Abi ben de ön göbeği değiştirdim, elle açılan taktırdım. O güvenmek olur mu, yolda kalmam ki? Şimdi ön göbekten kastettiğin herhalde quick release'den bahsediyorsun. Mandallı göbekten, mandallı göbeğe geçmişsin. Yani hiçbir problem olmaz. Ben tur bisikletinde de kullanıyorum Turan. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Başıma gelmedi böyle bir problem. O yüzden kullanmaya devam et bence. Yalnız iyi sıkılı olsun. Hani gevşek kalmasın QR mandallı. Golf R5th, böyle değişik isimli bir arkadaş. Merhaba, acil yardıma ihtiyacım var. Okulda çocuklar vites gerginlik vidası ön arka aktarıcı HL vidalarıyla oynamışlar. Ön 1'deyken arka 1'e geçmiyor. Geçse de tekrar atıyor. 2'de 1'de yine ön 1'deyken arka 2'ye geçmiyor. Direkt 3'e atıyor. Vitesi ne yapmalıyım? Bugün bisikletçiye götürdüm. Yapamadı. VS falan bilmem ne. Şimdi o videoyu özellikle arkadaşlar birçok kişiye bakıyorum. O videoyu kimse sonuna kadar seyretmiyor. Sonra da bana soruyorsunuz, işte ben bunu böyle yaptım, aslında seyretmiştim, olmadım. O videoyu seyredip adım adım yaptığınızda şayet kadro kulağınız yamuk değilse, arka aktarıcınız yamuk değilse yapmama gibi bir şansınız yok. Gözünüzü kapatın, yine yaparsınız. Yani o videoda tek tek anlattım. Şu bahsettiğiniz şey, tel gerginlik ayarından bahsediyorsunuz aslında. İşte birden ikiye kendi kendine geçiyor, geri geliyor. Eceli HVL videolarını oynamışlar falan diye. Ya yapabilirsiniz, biraz daha kurcalayın. Yapamazsanız bana bir videosunu çekip geziniyor@gmail.com adresine gönderin. Bir şekilde ben size yardımcı olurum. Meraklı adam sormuş. Selamun aleyküm. İki sorum olacak. Birinci, yol bisikleti kullanıyorum. 700x28 dış lastik takılan bir canta. 700x23 dış lastik takılabilir mi? 723 dış lastiğe 700x28 iç lastik takılabilir mi? Eğer takılırsa ne derece doğrudur? Matruşka gibi olmuş bu soru. Aslında bunun bir hesabı var. Bu da şurada önerilerde gelen lastik ölçüleri videomda anlattım. Ama şöyle bir şey var. Bu jant çapına bağlı, ama jant çapında mesela yanlış hatırlamıyorsam 17 milim jant çapında minimum 25 takılabilir diyor sağlıklı şekilde. Bunu tüm literatürlerde arattırdığınızda en sağlıklısı budur diyor. Ama 23 takan, 21 takan bile insanlar var. Kullanıyorlar. Bir problem de yaşamıyorlar. Ha, 28 iç lastik takılabilir mi? İç lastiklerin belli ölçüleri oluyor. Üzerlerinde yazıyor işte 20'den atıyorum 28'e gibi. O aralıklarda takman senin faydana olacaktır. Bol bir iç lastik taktığında kenarlarda, yani patlamasını kolaylaştırırsın. Ensar Eskiyecek. Abi amortisörlü bisikletim var. Amortisörü kilitleyince hafif boşluk kalıyor. Amortisör yine oynuyor. Sana nereden ulaşabilirim? Yardım edebilir misin? Santur'dur muhtemelen amortisörün. Santurlarda kilitlesen de hafif bir boşluk kalıyor. Bir zamanla da artıyor. Biraz dandik oluyor santurlar. Ya ona çok yapacak bir şey yok açıkçası. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bayağı uzun bir video oldu. Hatta çektiğim en uzun video oldu diyebilirim. Şimdi şunu bir netleştirelim. Şimdi sürekli bana sorular soruyorsunuz. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Yorumlarda 2 haftada bir, 3 haftada bir oturup tek tek herkesin sorduğu soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Ama yetişemediğim zamanlar oluyor. Bunun yerine artık arada bu şekilde yetişemediğim zamanlarda cevap videosu gibi bir video çekip sizin bana sormuş olduğunuz soruları bu şekilde yanıtlayacağım. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda birlikte olacağız yine arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.